Herkese merhaba. Ben Dilek Demirer. Kanalıma hoş geldiniz. Çok fazla çalıştığımız ve çaba sarf ettiğimiz bütünleme sınavından sonra bazı arkadaşlarımız için çoğunluk diyebilirim hezimet oldu. Gerçekten çok mutsuz, çok üzüntülü, çok kırgın mesajlar aldım. Hocam çok çalışmıştım. Bütün videolarınızı saatlerce izledim. Bütün sistemdeki testleri çözdüm. Hatta sistemde olmayan testleri bile çözdüm. Nedir bu böyle diye mesajlar aldım. Gerçekten çok üzüldüm ve kendi kendime düşündüm. Acaba bir yerde hata mı yaptık ve bundan sonraki sınavlara nasıl çalışmalıyız? Bu arada minik bir parantez açıp bu zor sorulara rağmen gerçekten sınavı geçenleri tebrik etmek lazım. Hepsini tebrik ediyorum, kutluyorum ve diğer arkadaşlarımız için de örnek teşkil edebileceklerini düşünüyorum. Sizler de başaracaksınız arkadaşlar. Morali bozmak yok. Şu anda genel görüntü bu. Çoğunuz Allah'ım ne günah işlerim de bu İngilizceyi benim karşıma çıkardın diyorsunuz. Beddua eden var, saydıran var. Ama yapmayın arkadaşlar, İngilizcenin hiçbir kabahati yok. Bütün mesele soruların sizin seviyenizin biraz üstünde gelmesi ve sizlerin belki de birçoğunuzun belli bir süre İngilizceye ara verip tekrardan çalışmaya başlamanız. Kimimizde altyapı eksikliği oluştu, kimimizin bilgisi kelimesi yeterli gelmedi ama inanın hepiniz gerçekten bu işi başaracaksınız ve ben elimden geldiğince sizlerin yanında olup destek olmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bir yönlendirme ile başlayalım. İnternete girdiğinizde YouTube'da kanalımız İngilizce Sil Baştan Dilek Demirel ile. Burada şurada gördüğünüz oynatma listelerini tıkladığınızda ATAÖF İngilizce 2 oynatma listesini açıyorsunuz. Ve videolar oynamaya başlıyor. Şimdi şu sağ tarafta gördüğünüz diğer videolar. Bu videodan sonra sırasıyla bu videolar oynayacak ve İngilizce 2 için gerekli olan her şeyi burada bulabileceksiniz. Aradan seçmek isterseniz vize, final, bütünleme ve bazı özellikle belirli dersleri izlemek istiyorsanız bu şekilde kaydırarak buradan istediğiniz dersi bulabilirsiniz. Benim size öncelikle önerim, önce bakın, özellikle vurguluyorum, hepinizin altyapısı sağlam olacak. Sizin için ihtiyaç duyduğunuz zamanları, gramer yapısını yani tense'leri, hani geniş zaman, simple present tense, simple past tense diyoruz ya, bunları izlemeniz gerekiyor. Önce bu videoyu izlemeniz gerekiyor. Evet, tabii bu arada böyle reklamlar çıkıyor. Reklamları da aynı şekilde izlerseniz çok sevinirim, çok memnun olurum. Evet, bu videoyu mutlaka izliyoruz arkadaşlar. Learn faster, İngilizcenin temelini atıyoruz. Herkes bunu çok dikkatli bir şekilde izleyecek ve önce bütün zamanları iyice öğreneceksiniz. Bunu yapmadan bu sınavları başarmanız zor arkadaşlar. Evet, videoyu izlediniz. Videoları izlerken bu arada Dilek Hoca'ya destek olmak için reklamları da izlediniz veya tıkladınız. Sonrasında altyapı tamam, artık bütün gramer yapılarını, tensleri biliyorum diyorsunuz. Şimdi gelelim bütünleme sorularına. Bu soruları sizlere detaylıca çözdüğüm bir videoyu paylaştım. Umarım onu izlemişsinizdir. Ama şu anda size tekrar soru çözümü yapmayacağım. Şimdi siz nerede yanlış yaptınız? Mesela bu birinci soru daha ilk sorudan moralinizi bozup sizi düşürdü. Çünkü burada bir what vardı. Doğru cevap what'tı. Ama siz what'ı nasıl biliyordunuz? Soru kelimesi olarak biliyordunuz. Mesela what will do at the weekend cümlesine bakalım. Basit bir cümle yazdım şimdi. Bu soru cümlesi. Hafta sonu ne yapacaksın? Soru işaretiyle birlikte ne anlamına gelen bir what biliyorsunuz kafanızda. Onu bir yere yazmışsınız. Ve belki diğer what'ları da kaçırdınız bu arada çalışırken. İşte o zaman siz şöyle düşünüyorsunuz. What cümlenin başında yer alıyordu. Soru kelimesiydi. Burada olmaz. Çiz gitsin.
İşte bu şekilde yaptığınız zaman yanlış yapıyorsunuz arkadaşlar. Daha ilk elemeden doğru cevabı eliyorsunuz. Halbuki what'ın birden fazla kullanım alanı ve anlamı var. İngilizce'de bazı kelimelerin birden fazla kullanım alanı var ve birden fazla anlamı var. Sizi hataya sürükleyen, çukurlara, hendeklere düşüren, yanlış cevapları işaretleten şey bu. Bu yüzden size diyorum her üniteyi kendi içinde çalışın, o ünitenin mantığını kavrayın ama o ünitenin içindeki kelimeyi sadece ona özel diye düşünmeyin. Buyurun size what. Şimdi what'ı ben burada da anlatmışımdır size. Soru kelimesi olarak da söylemişimdir. Başka yerlerde de söylemiş olabilirim. Bu yüzden hepsini konu bazlı olarak anlamaya, öğrenmeye çalışın. İşin mantığını kavrayın derken bunu söylemek istiyorum. Eğer bunu bu şekilde kavrarsanız bu what'ı elemezsiniz zaten. Tam tersi, burada bir isim cümlesi bağlandığını hemen buradan anlarsınız ve isim cümlelerinde soru kelimesinin bu şekilde ortaya gelip soru olmadan da yapılabileceğini hatırlarsınız. Sonra diğer bağlaçlara bakarak da gitmenizi tavsiye ediyorum. Hep eleme şıkları, eleme yöntemini öğrettim size. Where yer demek. Şimdi no one knows, kimse bilmiyor. Yerle alakalı bir şey var mı burada? Yok. Şimdi who's, hep kimin nesi, kimin fesi demiştim. Mesela Alice brother, who's brother. Burada birinin bir şeysi yok. Bakın bir cümle var, birine ait bir şey yok. Whom nesneydi? Burada bir nesneyle ilgili bir bilgi verilmiyor zaten. I will do next summer. Gelecek yaz yapacağım. Yapacağım. O zaman E'yi de zaten eliyorum. Which'i zaten biliyorum. Cansız, hayvan, bitki vesaire bunlar da bağlaç olduğunu. İşte bu şekilde çalışmanız gerekiyor. O zaman bu soruları direktman doğru yapacaksınız. Kaldı ki bakın bu da kitaptan aldığım ve anlattığım videoda size verdiğim örnek. Bu şekilde örnekleri dikkat ederek ayrıntısına kadar not alıp iyice üniteyi kavrayarak devam etmeniz lazım. Ha işte sizi yakan diğer bir soru. Bu yet. Bu yet sizi niye yaktı biliyor musunuz? Hatta yorumların birinde bir hoca yetimdir. Hani yetimdi bu yet diye bir yorum okudum. Şimdi bu yet bakın perfect tense'te öğrettik size. Perfect. Perfect tense neydi? Yakın geçmiş. Ne dedim mesela? Haven't finished homework yet. Veya soru olarak gösterdim ben size. Have finished your homework? Ödevini bitirdin mi? Yet. Şimdi siz bu yeti gördünüz. Bu da sizin kafanızda kalmış ya. Present perfect tense'te olumsuzlarda ve sorularda yet cümlenin sonunda yer alır demişiz ya biz size. İşte o zaman ne yapıyorsunuz bunu çözerken? Ya burada soru yok, olumsuz yok. O zaman yeti ele gitsin. İşte gitti doğru cevap. Neden? Çünkü tek bir noktaya takıldınız, kaldınız. Yetin tek bir anlamını çalıştınız ya da aklınızda o kaldı. Hemen beyniniz sizi sınav stresiyle de oraya yönlendirdi. Halbuki yetin birden fazla anlamı da var. İşte burada olduğu gibi buradaki anlamı aslında but'la eş anlamlı. Ama demek arkadaşlar. Bağlaçlarda bu yeti size söylemiştim. Evet, çok fazla bağlaç vardı ama yet de bunun içindeydi. Dolayısıyla bakın perfect tense çalışırken evet bu olayı kafanıza yerleştirin. Ama cümle perfectse bakın mesela burada haven't, hasn't fiilin üçüncü hali varsa yet cümlenin sonunda yer alır. Ya da cümlenin başında have, has varsa ve burada fiilin üçüncü hali varsa yet cümlenin sonunda yer alır. Bizim sorumuza bakalım. Ne have var, ne has var, ne haven't, ne hasn't. Bunların hiçbiri yok ki ben yeti sona atayım ve eleyeyim.
İşte bu mantıkla gittiğinizde zaten perfect olmadığını anlayacaksınız. Size sürekli vurgulamamın sebebi bu arkadaşlar. Anlayarak gidin, kafanızda konuyu oturtarak gidin. Evet, kısa sürede bunları başarmak zor olabilir. Gerçekten haklısınız. Ama ben elimden geldiğince derslerde size ayrıntılı anlatım yapmaya çalışıyorum. Bu yüzden de işte bunu yaparsanız o zaman bu yetin doğru olduğunu bulursunuz. Ve diğer bağlaçların da anlamlarını biliyorsanız zaten buraya koyduğunuzda oturmayacak. Şimdi bir de bu. Biz Türkçe'de böyle 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 virgül koyarız. Mesela ne deriz? Şeker, virgül un ve yumurta deriz, değil mi? Mesela. Buraya bir virgül atmayız. Burada virgül olmaz. Ama İngilizce'de olabiliyor arkadaşlar. Buna takılmayalım. Eğer olmayan bir noktalama işareti varsa bu noktalamayı buraya koymayın ya da koyabilirsiniz gibi biz derslerde size zaten vurguluyoruz. Herhangi bir vurgu yapmıyorsak bunlara takılmıyorsunuz. Türkçe düşünüp İngilizce yapmaya çalıştığınız için bu soruda hata yaptınız arkadaşlar ki son derece basit bir soruydu bu. Tamamen Türkçe düşündüğünüz için hata oldu. Burada hocam çukura düştük diyen çok oldu. Evet, kandırmacalı bir soruydu. Şimdi bakın Ayşe konuşuyordu ve siz Ayşe konuştuğu için daha önceki size örnek bazı anlatımlarda ikinci cümle yani Selin'in cümlesi verilmeden yapılıyordu. Bu durumda her daughter diye çevirebiliyorduk. Ayşe dedi ki onun kızı doktormuş. Ama burada iki kişi, bakın harika resim çizerim bu arada, iki kişi konuşma balonunda karşılıklı konuşuyorlar. Sohbet koyu arkadaşlar. Dolayısıyla karşılıklı konuştuğu için ve sen diyorsun ki yani senin kız. Vay be, senin kız doktor mu oldu? Helal olsun muhabbetine dönüşüyor bu iş. İşte burada çukura düşmemek için bu minik ayrıntıya da dikkat etmek gerekiyor. Bilgileriniz sağlam olursa, oturursa sınav stresi size çok fazla hata yaptırmaz. Evet, bu soruda da problem yaşadınız. Bu soruyu okuduğunuzda amin diyenler olmuştur. Neden? Çünkü anlamadınız hiçbir şey. Bir sürü kelime var. Şu soruyu Türkçe'ye çevirme çabası içine girdiğinizde zaten sınavın yarısı gitti arkadaşlar. Birçoğunuz bunu yaşamış, yazmış. Halbuki if'in kuralına bakın. Eat'i hepiniz biliyorsunuz. Bir şeyler yemek, değil mi? Geniş zaman fiilin birinci hali. If'leri ben size öğrettim. Kurallar da kafanızda. Birinci hali varsa buraya ya birinci hali gelecek ya da will birinci hali gelecek. Bunu da biliyorsunuz. O zaman başlayın elemeye. Bakın ed almışsa anlamını bilmesem bile ha bu fiilin ikinci hali olabilir diye eleyebilirdim burada. Will'in past'ı would olduğunu biliyorum. Would have zaten geçmişe mazi diye çok anlattım size. Bunları da eledim. Şimdiki zaman var mı bizim kuralımızda am is are'ın takısı arkadaşlar? Yok. Bak anlamını bile bilmeden yukarıdaki cümlenin hiçbir kelimesini eat dışında anlamadan kurallarla eğer iyi anlarsanız çözebiliyorsunuz. Ve bela 20. soru arkadaşlar. Şimdi bu bela 20. soru neden bela? Doğru yapanları gerçekten tebrik ediyorum. Çok ileri seviyede bir sorudur bu. Ben sizin seviyenizin üstü olduğunu düşünüyorum. Açık ve net. Bazı arkadaşlarımız bu soruya itiraz etti. Şimdi itirazınızdan umarım bir sonuç alırsınız. Ama soru doğru. Soruda hata yok. Sadece kitapta bu tarz öğretilmemiş, anlatılmamış ve bu tarz öğretilmediği için bu bize verilmedi diye itiraz edebilirsiniz. Ve aslında kabul edilmesi gerekir. Seviye üstü bir soru. Doğru yapanlara her zaman söylüyorum, helal olsun. Şimdi burada ben size, şimdi bu verilen cümle pasif bir cümle. Biz hep çalışırken aktif cümleden pasif cümleye geçtik. Değil mi?
Verdik. Yani buradan buraya gitmedik. Buradan buraya gittik anlatırken. Size Ahmet G. ve Birthday Present to Ayşe örneğini verdik. Kitap da aynı şekilde. Ama ben size anlatımlarda bunun kurallarını ayrıntısıyla vermiştim. O kuralları kafada tam oturtup biraz da dikkati olan arkadaşlarımız işte bu soruyu doğru yaptı. Şöyle ki, bakın buradan buraya gidemiyorsak buradan buraya. O zaman biraz zaman alır ama şıkları kendi anlattığımız kurallara uydurarak doğruyu bulabilirsiniz. Şöyle ki bakın, has given'ı zaten had olarak olması gerekiyordu. Bunu attık. Gives geniş zaman, birthday present. Ahmet gives a birthday present to Ayşe. Bu da olmuyor. Çünkü geniş zaman, bakın burada was were dediğine göre geniş olamaz. Attık. Gelecek zaman hiç olamaz zaten. Şimdiki zaman da olamaz. Yani birazcık zamanları biliyorsanız, gramer kurallarını biliyorsanız, aktif pasif konusu da tam kafanızda oturduysa, işte bu kazık soruyu bile doğru yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize işkence etmeyin, kendinizi suçlamayın. Siz de başarabilirsiniz. Mantığını anlayan herkes bunu başarabilir. Bunun dışında ise mesela bakın bunun surprise me that olduğunu, surprise that. Bunları hep anlatırken söyledik. That'lilerin çok üstünde durduk. O konuyu izlediyseniz bunu doğru yaparsınız. Ama şöyle düşünürseniz yanlış olur. Bu that. Bu that nerede vardı? Mesela who'nun yerine kullanabiliyorduk. İşte onun yerine, bunun yerine. Bu that öyle bir that ki this that'te de that var. That is a book diyoruz mesela. O bir kitap diyoruz. Bu that'in birden fazla, bir, iki, üç, tı tı tı, bir sürü anlamı var. Bu yüzden bu that'i konu bazlı öğrenmeniz lazım. O ünitenin içinde kafanıza yerleştireceksiniz. Burada da mesela nedir? Surprise that. Kalıp. Bu kadar. Şimdi bu soru mesela bağlaçların anlamlarını biliyor olmanız gerekiyor. Bağlaçların tek tek anlamlarını çalışmadan bu soru olmaz. Bu da aynı şekilde çok söyledik. Take somebody to somewhere. Bu kalıbı kafanızda bileceksiniz. Aksi takdirde burada in yapan çok olmuş. Bu normal bir hata arkadaşlar. Gerçekten yapılabilecek bir hata. Bu kalıbı bilmiyorsanız sıkıntı yok. Interested in. Bunu böyle çok çok söylemiştim ve bu soruyu çok doğru yapan var. Mesela bu da aynı şekilde forget to bla bla. Arkadan infinitive geliyor. Yani to'lu geliyor. Burada kankalar arkadaşlar. Kankaları hep size söyledim. Kankaları bilin. Bak burada bunların yanlış kanka olduğunu, hatta kanka değil bunlar, küs bunlar. Küsmüş bunlar birbirine. Ama bunlar kanka. Kankaları çalışın dedim. Burada mesela Selim went to bed early. Sebep, because. Çünkü bu kadar basit ya. Bu bağlaçların anlamlarını bildiğiniz zaman buraya zaten because getiriyorsunuz. Bu soru. She has come with her friend to the dinner. I met her yesterday. Şimdi bunlar relative clause'lardı. Relative clause konusunda whom'u çok fazla vurguladım ben size. Hep örneklerle verdim. Mesela dedim ki I met her cümlelerini yaza yaza anlattım size. I met her. Asıl cümle budur. Şu her nesnedir. Bu nesneyi atarız. Ondan sonra öbür şeye bağlarız. Bu durumda burada whom kullanılır diye whom konusunda çok fazla vurgulamıştım. Zaten where, yer, what, burada bakın what I met, ne tanıştım gibi anlamsız. Diğerlerini de zaten olmayacağını relative clause'u bilen biliyor. Şimdi burada kelime bilgisi, ikili kelimeleri çalıştıysanız, anlamlarını biliyorsanız okey. Tamam, bunu yanlış yapmış olabilirsiniz. Burada sıkıntı yok. Çünkü bu tamamen kelime bilgisi ezber arkadaşlar. Bu yine bakın relative clause konusunun maşallah bir sürü soru sormuşlar. İstanbul bir yer. Bunu hep söylüyoruz. Where
Nerede demek? Yerle alakalı bir bağlaç. Direkt buna götürüyor bizi zaten. Aynı şekilde yıl, 2016 yılı. Bunu da çok yazdım dedim size. Mesela she was born in 2016 dedim. Şimdi bu 2016'ya bağlayacağım. Ortağı aldım. Geride in kaldı. Bu durumda in which. Ya da when de olabilirdi. Bakın burada da when'i vermemiş, in which'i vermiş. I wish. Wish'li cümlelerde çok örnek yaptık ve tam ünitenin başında ilk anlattığımız şeydi bu. I wish to pass. Hatta size çok örnek vermiştim. Demiştim ki siz diyeceksiniz ki I wish to pass my exam. Bunun örneğini bile size vermiştim. Bunu ünite içerisinde anlattım. İşte burada dikkat ettiğinizde ve not aldığınızda sıkıntı kalmayacak arkadaşlar. Geçeceksiniz. Ask somebody to something. Bunlar hep kalıp olarak verildi. Bunlar aklınızda kaldıysa bunları yapabilirsiniz. 19. soruda mesela soruyu cevabı çözmek için soruya bakın diyorum hep. Bakın would you like to varsa soruda cevapta da would like olmalı. Would like'la cevaplanır. Ve bitti. İşte bu mantıkta gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi sizlerden ricam hiç moralinizi bozmayın. Ben de yapabilirim deyin. Zamanımız daralıyor. Temmuz'un sonunda yaklaşık 3,5 haftamız kaldı. Hemen size videonun başında gösterdiğim yerden 15. üniteden çalışmaya başlayın. Ama önce o ilk gösterdiğim zaman videosunu mutlaka izleyin, gramer yapılarını oturtun. Ayrıca bu şeylerin derslerin PDF'lerini Facebook Ata AOF İngilizce Dilek Hoca grubuna yüklemiştim. Biraz zaman aldığı için altlarda kalmış olabilir. Aşağılara doğru bıkmadan gönderileri indirin. Hatta bulursam ben onları tekrar paylaşırım yeni olsun diye. Onu da bulun, önünüze çıktılarını alın. İster renkli kalemle çizin, ister renksiz kalemle çizin. Hem önünüzde çıktıları olsun, hem ekranda beni dinleyin. Boş zamanlarınızda dinleyin. Çok dinleyin arkadaşlar. İnanın şunu çok duyuyorum. Sınavda sesiniz kulağımdaydı. Sesiniz hep kulağımda. Sesim kulağınızda olsun. Sizlere yardımcı olmak için uğraşıyorum gerçekten. Lütfen vazgeçmeyin. 3 ders sınavında veya tek ders sınavına girecek arkadaşlarımız orada inşallah bu dersi halledecekler. Ama buna kalmadı, seneye kaldı diyenler de şu anda önümüzdeki sene sınavlarına çok zaman var. Lütfen bu süreyi son dakikaya sıkıştırmadan şimdiden başlayıp planlı bir şekilde çalışın. Başarabilirsiniz ve bu arada lütfen videoyu da beğenmeyi, sosyal medya ve WhatsApp gruplarınızda paylaşmayı unutmayın diyorum. Tabii ki kanala abone olmayı da unutmayın. Arkadaşlarınızı da abone edin. Çok sevinirim. Bildirimler açık olsun. Başaracaksınız. İngilizceden herkesin notu çok iyi olacak. Bir sonraki derste görüşmek üzere. See you later. Bye.